Cemal ama masaya oraya getirsin de şu boş masayı. Hangi abi? Kafadakini kafadakini. Sinan abi arkada git. Arkada git. Aha gel gel. Bırak bırak onu bırak. Tamam tamam bırak. Başkana bir görüşsün. Abi arabayı aşağı sal. Komutur arabayı aşağı sal. Neredesin Emre?
Öyle geçin. Ulan nereye koyacağım? Buraya, buraya, buraya. Deneme. Deneme demek ki. Tamam, tamam. Bunu şarj al, şarj al. Deneme. Deneme. Şu an var. Değerli cemaati, şu anda namaz vakti yaklaşık bir dakikamız var. Hani bekleyin. Kazım nerede? Allah'a da okumuşum.
dikkatine. Namazımız tüm halkımız Kur'an siyasetine davet ediyoruz. Tekrar namazımız bitmiştir. Cemal bunu kim bilir? Sular dursun Cemal. Sular dursun. Buradan okunacak elde şu anda konuyu. Abi bunun bir tane masal alalım. Yok yok alma. Yerlerinden kopar alma. Alma dursun. Açalım. Alma dursun. Hocam siz şöyle geçin. Gençler siz de gelin. Hocam genç. Ağabey arkadaşlarım. Yatı bırak. Onlara şey yapmış. Bir yardım. Buradan ne oraya alın? Oraya burada şimdi şey yapacağız. Hocam şu taraf. Oradan başlasın. Oradan başlasın. Yani şu taraf gölge. Gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Tamam otur. Şu tarafa açarız. Şu tarafa açarız abi. Öleceğiz. Ve el-Evel Allah, ve el-Ahir Allah, ve el-Cahir Allah,
bel batil Allah ve me kâne fî kalbi Allah Celle Celaluhu. Öncelikle şunu ifade etmek istedim ki meyvenin suyu halkımızı bu birlikte beraberlik içinde yapmış olduğumuz Kur'an ziyafetine cami önünden teşekkür ediyorum. Mevlamız sizleri birlikte beraberlikte hayırlı olsun. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sözleri fazla uzatmak istemiyorum. Cami önünden işler ve sizin dininizden anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Hakk'ın alemi ve abidullahi ve la tüşriku bihi şeya ve bil validin ihsana ve bil kurba ve yetama ve fakiri ve cari'l kurba ve cari'l türbi ve sahibi bir cemri ve bir sebebi ve mâ meleket imanüküm. İnnallâhâ lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fekûrâ. Allah hocam şöyle buyuruyor. Sanki bu ayeti alacağım. Bu ayeti malini verin. İnşallah programımıza geçecek. Ne diyor Allah hocam? Bana ibadet et. Bana kulluk et. Beni tanı, beni bil, seni yaratan, seni validen, seni yokluk aleminden, varlık aleminden çıkaran, sana sayısız nimetler veren, hücreden, bağışlayan, sana eş veren, evlat veren, sana mal veren, mülk veren, sana makam mevki sahibi yapan, beni ey insanoğlu, bana ibadet. Beni tanı, beni bil. Yani benim yaratmış olduğum varlıklara tapmayacaksın. Benim yaratmış olduğum varlıkların peşinden koşmayacaksın. Benim yaratmış olduğum varlıklara sığınmayacaksın. Onlara tapmayacaksın. Onlardan evan dilemeyeceksin. Sahibini unutmayacaksın. Yani Allah'ı unutmayacağız. Bizim gayemiz bu fani dünyada Rabbimizi bilmek, onu tanımak, ona kulluk etmek, onu göndermiş olduğu peygamberlere, göndermiş olduğu kitaplara iman etmekti. Ona hiçbir şey ortak koşmamamız gerekiyor. Cenab-ı Hak ayetin devamında ne diyor? Beni tanı, bana ortak koşma. Ondan sonra buyurur ki anne babaya, akbaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanımızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen, övünen, kimseleri sevmez buyuruyor. Bir köyü tanımak için, bir mahalleyi tanımak istiyorsanız, böyle organizasyonlarda birlik ve beraberlik içinde bir araya geliyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Benim görev yapmış olduğum köyde şunu söyledim. Şu cümlemi unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Dedim ki yapmış olduğum yerde, köyde, başkasının çocuklarını methetmeyi bırakın. Öyle bir köy, bir mahalle ki, öyle bir güzellikler yapın ki, başkaları sizin çocuklarınızı methetsin. Başkasını methetmeyin. Filanca köy böyle yaptı. Filanca köy böyle yaptı. Filanca köy şu var. Biz de yapalım. Biz de edelim. Bizim idealimiz bu olmalıdır değerli cemaatim. Hepimiz malumdur ki köy altında her şey vardır. Fitne vardır, tesettür vardır, gıybet vardır, dedikodu vardır. Maalesef bizim imamlarımızın
en hüzünlü kitabıdır. Ayrılık vardı, gayrılık vardı. Bugün ayrılık günü değildi. Bugün tesadüf günü değildi. Kin günü değildir bugün. Bugün kini, nefreti, haseti, kötülüğü bir tarafa bırakacağız. Bugün meyvelik köyü olarak. Meyvelik köyü olarak, meyvelik köyü hakkı olarak. Bugün birlik içinde beraberce, kardeşçe, köyümüzü, mahallemizi daha güzel işler nasıl yapabiliriz? Nasıl örnek olabiliriz başka köylere? Biz bunun köy olarak bunun gayesi içinde olmalıyız. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sevgili peygamberim buyuruyor ya. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Doğru mu? Doğru. Aynı anneden, aynı babadan dünyaya gelen demiyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kim La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah veyahut da kelime-i şehadet getirirse bu Müslümanlığın Müslüman kardeşidir. Bir Müslümanın, bir Müslümana malı, mülkü, namusu, her şeyi haram. Namusuna dokunamazsın, malına dokunamazsın, izinsiz alamazsın, haksızlık edemezsin. Peki, bir Müslüman var. Şimdi camiden çıktı, namazını kıldı, Allah kabul etti. Seviyoruz diyoruz, bir iman ediyoruz diyoruz. Peki, bu huzursuzluklar, bu problemler neden çıktı? Önce ailede, aile iyi olursa, aile sağlam temeller üzerinde kurulursa, o ailede huzur olduğu zaman mahallede, köyde huzur var demektir. Ülkede huzur var demektir. Eğer aile sağlam temeller üzerinde kurulmazsa o ailede sıkıntı var. O ailede problem var. O mahallede, o ülkede, o ülkede problem var demektir. Bizler bu hafta Mevlid-i Nebi yurttaşını kurtardı. Diyanet Başkanlığımızın temelisi şu. Aile. Nedir aile? Bir eşler meydana gelen, bir çiftçi meydana getirmiş olduğu, evlatların dünyaya gelmiş olduğu, bir toplumumuzdan en küçük çiftçidektir aile. Bir eşimize karşı nasıl olmalıyız? Çocuklarımıza karşı nasıl davranmalıyız? Bir sevgili Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi eşleriniz size Allah'ın emanetidir. Emanete sahip çıkın. Onları korumayı, onları koruyun. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Başkanım hoş geldin maşallah. Buraya gene bak. Şöyle duralım. Size abi istirham et. Buradan bir dakika. Buradan geçemeyiz. Başkanım hoş geldin. Cenab-ı Rabbül Alemin. İnşallah var eskiye zaman. Hani yaratıcıya zaman. Şöyle koymuşum. Ben yeryüzüne insan yaratacağım. Bir toplum yaratacağım. Murat. Peki. Biz seni yeterince hak etmiyor muyuz? Biz seni yeterince tesbih etmiyor muyuz? Biz sana şükretmiyor muyuz ki bizim şükrümüz, bizim edamız sana yetmiyor mu ki sen yeryüzünde bir halife, bir insan yaratacağım diyorsun. Seni yaratmış olduğun bu insan ya Rabbi yeryüzünde, dünyada, kainatta kan dökecek, tesadüf yaratacak, fitnelik yaratacak ya Rabbi.
Ama o Teala buyurdu ki, ey benim meleklerim, ben sizin bilmediğinizi bilirim. O yaratmış olduğum insan, yeryüzüne göndermiş olduğum insan, kainata göndermiş olduğum insan, beni tanıyacak mı, bana kulluk vazifesini yerine getirecek mi, onun için yaratıyorum. Peki size soruyorum. Cenab-ı Allah kendisine günah işlemeyen, hata etmeyen, yanlış yapmayan, kendisine ortak koşmayan melekleri varken neden yeryüzünde insanı yarattı? Bir fark olması lazım. Bir fark olması lazım ki bu fark nedir? İnsanla melekler arasındaki fark şudur kıymetli sahibiler. İradedir, irade. Nedir irade? Şu anda başkanım geldi. Kendi iradesiyle kalkıp buraya geldi. Onu zorla buraya getirememedi. Sizleri buraya zorla getirememedi. Cenab-ı Allah ne yaptı? İrade verdi. Kendi arzusuyla, kendi isteğiyle kalkıp buraya geldi. Burayı şereflendirdi. İşte Cenab-ı Allah dedi ki, benim yaratmış olduğum kullarım kendi iradeleriyle, kendi arzularıyla, kendi istekleriyle beni tanıyacak mı? Bana kulluk vazifesini yerine getirecekler mi? Allah'ım sen ki Rahman'sın, sen ki Rahim'sin, sen ki Er-Rahim'sin, sen ki Malik'ün lüksü, büyükün sahibisin ya Rabbi. Bu kainatı sen yarattın, sen Malik'tin, sayısız nimetler veren sensin. Benim sahibim, benim ilahım, benim Rabbim sensin Allah'ım. Ben seni yaratmış olduğumun varlıklara tatmıyorum, inanmıyorum. Ben aciz kaldığım zaman, ben darlandığım zaman, ben attığım zaman, senin tapını aracı gerekmez, senin tapın adam gerektirmez. Gecenin, günün, her saatinde bir kul ellerini açtığı vakit, dua ettiği zaman, sen ki o kulunun ihtiyacını, isteğini, arzusunu yerine getirensin. Senden başka veren yok, sen ki karşılıksız verensin. Karşılıksız veren, istemeden veren sadece Cenab-ı Allah'tır. Bugün iş yerinde çalışanlar var. Gidin iş yerine veya hiç gitmeyin, bedava kimse size maaş vermez. Sözlerimi toparlamak istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani cemaatçiyi bitiren misiniz? Bu fani dünya içici, bu fani dünya ayrılık dünyası, bu fani dünya biz sevdiklerimize veda edeceğiz. Ne olur yalvarıyorum, rica ediyorum. Eşim kıymetini, değerini bilsin. Evlat, anne babanın kıymetini bilsin. Anne baba evladın kıymetini bilsin. Komşu, komşunun kıymetini bilsin, değerini bilsin. Yarın mahşer gününde Cenab-ı Allah buyuracak ya, Mebtâsül evme, eyyühen mükrimun, ayrılın bugün ey mükrimler, ayrılın bugün ey kürakkâlar. O gün Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri bu fani dünyanın ayrılık geçididir. Bu fani dünyanın ayrılık geçididir. Dedelerimiz vefa etti, babalarımız vefa etti, bizler de vefa ettiyiz, bizler de ayrılacağız. Önemli olan yarın mahşer gününde, o eşraflı gününde, o korkunçlu gününde bizlerin ailemizle, evladımızla, eşimizle, komşumuzla beraber birbirimizden ayrılmadan sevgili Peygamber Efendimiz'in sancağı altında beraberce cennete girebilmeyi nasip etsin Rabbim. Mesele budur. Onun için şunu hiçbir zaman unutmayalım. Ki nefret, haset, bunları bırakalım. Yeniden sevgiyi bırakalım.
birine paylaşmayı, birine affetmeyi kalbimize yapalım. Bunlarla uğraşalım. Cenab-ı Allah buyuruyor kitabında, ben affettiğim, ben bağışladım. Peki bizler de affetmeyi öğrenmeliyiz. Affetmeyi, bağışlamayı bilmeliyiz diyeceğim. Rabbim bizleri kusur araştırır, kusur araştırır, ayıp araştırır değil, kusurları örten, ayıpları örten ve birlik ve beraberlik içinde güzel bir şey yapmayı nasip edilsin. Şimdi konuşmayı benden başkası bıraktım. Sayın Belediye Başkanımız, Muhtarımız, değerli dernek üyelerimiz, yöneticilerimiz. Adına Meyvalı Köyü Birlik Günü dediğimiz bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayarak gelen bütün eş, dost, hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ederim. Öncelikle bugün köyümüzün adına yapılan Mevlid-i Şerif'in okunan duaların her kimin ne niyeti var ise kabulünü Cenab-ı Allah'tan dilerim. Köyümüzde eksikliğini hissettiğimiz değerlerimizde beni bu göreve layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle bana layık gördüğünüz bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimden gelen fazlasını yapacağım. Tabii ki bu bir başıma yürüyebileceğim bir yol değil. Birlikte olacağımız kararlar ile köyümüze en iyi hizmeti yapmak için hep beraber çalışacağız. Burada muhtarımızın ve sizlerin yardımına her zaman ihtiyaç duyacağız. Birlik olacağız. Birlikte adım atacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Köyümüze, derneğimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yönetimimizdeki arkadaşları tanıtacağım. Başkan Yardımcımız Sefer Sağlam. Yaşar Yaşar. Hasan Bilginç. Sabri Arslan. Mustafa Kanık. Halim Peçe, Eyüp Kırın, Eyüp nerede? Murat Sağlam, Ertan Kırın, Davut Sağlam. Nazmi Gür. Fahrettin Biçer. Mustafa Sağlam. Neşet Uçar. İbrahim Altay. Sinan Sağlam, Murat Arslan, Ramazan Sağlam, Ertan Şahin, Arif Sağlam, Cemal Peçe, Ahmet Sağlam, Selim Sağlam, Nihat Çakar, Erdem Aydın,
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi numaramızı muhtarımıza söylüyorum. Onun da birkaç kelam etmesini istiyorum. Hoş geldiniz ya muhtar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Başkanımıza veriyorum, belediye başkanımıza. Birkaç kelamda unutmam sevgisi. Evet. Atakum Belediyesi'nin değerli meclis üyesi, bu derneğinde Mevali Köy Anlaşma Dayanışma Üzerlerinde değerli başkanı, sevgili muhtarım, seni iyi gördüm, çok geçmiş olsun. Değerli hocalarımız, değerli hemşehrilerim, hoş geldiniz. Bu derneğin açılışını tam anlamlı bir şekilde iade ediyorsunuz. Açılışı anlamlı. Ben de çok hoşuma gitti. Çok anlamlı buldum. İyi yaptınız. İyi ki böyle böyle yaptınız. Gidelim bu derneğimiz amacını anlaşır. Muhtarımıza yardımcı olur. Zaten biz Atakum Belediyesi olarak hem muhtarlar meclisi oluşturduk. İki ayda bir muhtarlarla toplanıyoruz. Onların aldığı kararları belediye meclisine getiriyor. Orada tartışıyoruz. Daha sonra ikisinin ortak kararını birlikte uyguluyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Atakum Belediyesi'ni sizlerle beraber yönetiyoruz. Şimdi bir de bunlara köy dernekleri katıldı. Onları da dahil düşünüyoruz. Atakum'da hem buna benzer dernek yapmışıyor hem de şehrin içinde neredeyse bu köyün nüfusuna yakın, bu köylerin nüfusuna yakın oranda siteler var. Burada site yönetimleri var. Onları da bir biçimde bu sürece katacağız. Kent Konseyi diye belediye yasasından kaynaklanan Kent Konseyi diye bir organizasyon var. Onu da oluşturduk, yönetimi de oluşturduk. Orada Atakum'da da var olan tüm sivil toplum örgütleri, tüm buna benzer dernekler ve ona ilave temsil site yönetimlerini, muhtarların zaten orada temsilcileri var. Yani Atakum'u bir bütün olarak sadece belediye başkanı, sadece encümen, sadece belediye meclis üyesi değil, bu kentte yaşayan herkesin birlikte şunu şöyle yapalım, burada eksik var, şunu şöyle yaptığımızda daha iyi olur diyebileceğimiz bir model geliştirmemiz lazım. Kaynaklarımız sıkı, sorunlarımız var. Hepsini aynı anda yapamıyoruz. İhtiyaçlarımız da çok. Muhtarlık meclisimiz, muhtarlar meclisimiz zaten öyle bir faydası var bize. Soruları alt alta yazıyoruz. Öncesi, en öncelikle hangisi ise oradan başlıyoruz. Her muhtar bizim kapımıza gelmiyor. Benim seçmenim bunu istedi, benim buna ihtiyacım var demiyor. Kendi seçmeni kendisine bir şey çektiğinde biz oturduk, karar aldık. Meyveli köyünün ihtiyacı bizden daha önce. Atakum Belediyesi'nin ekipleri, fen işleri, park bahçesi neyse orada çalışıyor. Oradan bitince planaya geçecek, oradan bize gelecek diyebilecek. Bizim de yükümüz böyle hafifleyecek. Bir başka anlamda da muhtarları bu köylerin derneklerini, kent yönetiminin sorumluluğu altına sokmuş oluyoruz. Ben bu memleketimizi Allah kabul etsin diyorum. Cumhuriyetimizin kurucularına mekanları cennet olsun. Burada yapacağımız yaptığımız dualar onlara da sirayet etsin istiyorum. Köyümüzü vefat eden aramızdan ayrılan büyüklerine rahmet diliyoruz. Burada yaptığımız dualar onlara da gitsin diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Bu tarafa sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Şimdi mikrofonumuzu hocalarımıza bırakıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, 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 Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli hazirlerim,
belediye başkanımızı, dernek başkanımızı dinledik. Kurtarımıza geçmiş olsun. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Dernek başkanı Kayıvalı Köyü'nün bu birlik beraberlik derneğine hayırlı olsun. Öncelikle sözüme şöyle başlayayım. Kendimi tanıtarak ve meslektaşlarımızı ve sağımızda bulunan gençleri tanıtarak programa başlayıp sizleri bunaltmama adına bu programdan inşallah hedefine ulaşması açısından çok fazla sıvırlatmadan programların bir amacı vardır. İnşallah bütün gençlerimizi hayırla yad etmek, özellikle benim kadim dostum vefat eden burada imamet vazifesini yapan İsmail Hacı Hocam'a Cenab-ı Hak kanıları rahmet eylesin. Yarın kıyamet gününde inşallah bizleri arşın gölgesinde gölgelenmeyi hepimize birlikte bu dostlukla, bu birlikte, bu beraberlikle, bu kardeşlikle Allah nasip eylesin. Değerli hazirin, kendimi önce tanıtayım. Birol İkeşi, İndosu Merkez Mahalleyi, İmam Hatip'iyim. 36 yıllık görevliyim. Bugün burada özellikle bulunmamın sebebi İsmail Hocam'ın cenazesine katılamamaktı. Hem böyle bir görev ifade etmek, hem de bu sizin birlik ve beraberlik denginiz altında burada olmayı istedim. Önce konuşmasını yapan hocam Orhan Akça, Alaçam'da görev yapmakta. Yine sol tarafımda Sinan Kocabaş, hem kendi öğrencimdir, 19 Mayıs Mahallesi'nde görev yapmakta. Sağ tarafında Muhammed Atalar hocamı tanıyorsunuz, yukarı Aksu. Diğer öğrencilerimiz de, yani geleceğimizin umutlarımız olan Kalkanca'dan Taner Kaya, Dursun Aydın ve Fırat Kılıç kardeşlerimizle birlikte sizlere Kur'an-ı Kerim tilaveti, arada bir iki ilahiyle birlikte inşallah dua ile birlikte ve ikramla bu programı tamamlamış olacağız. Ben şimdiden katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sabırlar diliyorum. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم İçine mevada bir vade gel.
وجاء من أقصى المدينة
haktan başka bir havana düşürme. Ey gönül mülkünde ruhum sultanı, aşkından başka bir havana düşürme. الذين كفروا والذين آمنوا
الحديبيه نسود قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كنت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أي رحمتي senin adın kafarken
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav en Ve selatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve şahbi ikmali.
hukuk aleminden, korkuk alemine çıkar Allah'ım. Bizlere sayısız nimetler bahşeder Rabbim. Kitabında buyuruyorsun ki, kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mümati lillahi Rabbil alemin. Namazlarımız, konuşmalarımız, ibadetlerimiz, dualarımız senin rızan içindir. Senin rızanı kazanmak içindir. Uzaktan ve yakından bir araya gelip toplandık. Senin yüce kelamını okuduk ve dinledik. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'imizi yara, dergâh-ı hizmetinde noksanlarımızla, kusurlarımızla beraber kabul edin Allah'ım. Rahman ve Rahim olan Rabbim, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvel bizzat, hakim-i kainat, sevgili şefaatçimiz, kurtarıcımız, ümidimiz olan, aynı zamanda peygamber olan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve bütün peygamberlerimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye edildik. Sen haberdarın Allah'ım. Rahman ve Rahim olan Rabbim. Ondan hasılan sevabı sevgili peygamber efendimizin eşlerini, evlatlarını, kurullarını, ehl-i beyti, ashab-ı kiramı, evliyalarımızı, şehitlerimizin, gazilerimizin ve müslih tutanlarımızın da kurullarına hediye edin. Sen haberdarın Allah'ım. Ondan hasılan sevabı isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bu fani dünyada hiç kimsesi kalmamış. Yok mu bir senede bir Fatiha diye bütün mümin ve mümkünatın damlarına hediye edin. Sen haberdar et Allah'ım. Sen Rahman'sın, sen Rahim'sin, sen Erhamur Rahim'sin, sen Malik'ün lüksün, lüksün sahibisin yara. Ondan okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Rahman ve Rahim'e yaptım. Bu topraklar ki şehit kanıyla yoğrulmuştur. Şehit kanıyla yoğrulmuş bu topraklarımızı, bu cennet yurdumuzu bizlere armağan eden, bizlere bahşeden kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, gazilerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edin. Sen haberdar mı yara? Ondan hasılın sevabı uzaktan ve yakından bu daveti icap edin. Senin kelamını dinleyin ve duamıza cari gününden abi diye kadınıyla erkeğiyle aziz cemaat müslümanın de dünyada ahirete itibar etmiş olan bütün ölmüşlerinin ve ölmüşlerimizin ruhlarına hediye edin. Sen haberdar et Allah'ım. Ya Rab, ondan hasılan sevabı bu mahallemize, köyümüze emeği geçen, hayrı geçen Allah'ım aramızdan birkaç yıl önce ayrılan merhum Osman hocamızın da ruhuna hediye edin. Sen haberdar eyle. Ölmüşlerimizi ve bizleri affet. Ölmüşlerimizi ve bizleri bağışla. Ölmüşlerimizi ve bizlere merhamet et Allah'ım. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki biz öyle inandık, öyle iman ettik. Bu fani dünyadan ayrılacağız, kapısını varacağız ve yeniden diriltilip senin huzuruna çıkacağız. Senin huzuruna gelirken bu fani dünyaya bizler de ölmüşlerimiz gibi sevdiklerimizden ayrılırken Allah'ım dilimize kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü Resulü diyerek Cenab-ı Baba'yı cümle
bize beşerin beşerin Allah'ı. Bizleri imandan, bizleri Kur'an'dan, bizleri doğru yoldan, bizleri sıradan müstakimden ayırma Allah'ı. Ayırma ya da İzzetin, celalin, cemalin hakkı için yara. Şu anda, şu zamanda hastanelik işlerinde, ameliyat masalarında evlerimizde yatan hasta kullanım var. Sen acil şifalar şanını yara. Dara düşer, zora düşer, sıkıntıya düşer. Kullanım var ya Rabbi. Sen yardımını esirgeme Allah'ım. Esirgeme ya Rabbi. Ülkemizi ve milletimizi birlik içinde, beraberlik içinde kardeşçe yaşamayı ve birbirimizi anlamayı nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle ya Rabbi. Şu topraklar ki şehit kanıyla yoğurmuştur. Şehit kanıyla yoğurmuş bu topraklarımızı ölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar. Fitne fesat tohumlarını ekmek istiyorlar. Sen iç ve dış düşmanlarımıza fırsatlar verme yana, fırsatlar verme Allah'a. En sev Mevlana, sen bizim Mevlamızsın. Fensur ve alezon bir kafiri, bizleri kafir topluma karşı, zalim topluma karşı yardım et Allah'a. Yardım et ya Rabbi. Abi diye şu aziz cemaati Müslümini yuvalarına huzur ver, bereket ver, sağlık ver, sıhhat ver, dert verip derme arattırma Allah'ı, arattırma ya Rabbi. Salat selam sana ey Allah'ın Resulü, salat selam sana ey Allah'ın Nebisi, salat selam sana ey sevgililer sevgilisi. Allahümme Rabbena atina fiddünya hasenen ve fil âkıbeti hasenen ve qina azaben nar. Rabbena ufirli beni valideyye beni müminine yevme kumul hisşan bir rahmetke ya Rabbel Rahimin ve selamu aleyhi mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Cenab-ı Allah, Mevlam sizlerden razı olsun. Mevlam, okunan Kur'an-ı Kerim'imizi, dualarımızı kabul etsin. Mevlam bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Tekrar yeniden teşekkür ediyorum. Mevlam sizlerden razı olsun. Ben hocalarımla teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. El-Fatiha. Thank you.
Hazır. Evde gidelim. Hadi aban abi peşine gidelim. Buraya mı çıkayım kız? Hadi git de annen yiyeceksin sen annen yemek koyacağım. Hadi. Sen ne yapıyorsun sen? Sofralarımıza bereket, ölenlerimize rahmet, hayatta olanlarımıza sıhhat ve selamet eyle ya Rabbi. Kazananların sağlığı için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Oğlum
ben patronu yapayım. Ben okumuş, sen yok. Başkanım ne yapayım? Niye böyle? Evet değerli hemşehrilerim, sevgili hanımlar, sevgili gençler, bugün bu yemekten sonra sizinle buluşacaktık, konuşacaktık ama benim bir mazeretim var, o da şu, bizim çok işimize yarayan hemşehrimiz, Gençler Birinci Ailesi Başkanı burada, saat 3'te onunla bir görüşmem lazım, o da sabah erken gidecek. Ben de yarın yoldan sonra gideceğim, yarın görüşemeyeceğiz. Halk adı bizim işimize yarıyor, onunla bir görüşmem lazım. Tabii ki gençlerle bu bölgede ne yapılması gerektiğini sizinle beraber oturup da konuşacaktık ama söz bir kez daha geleceğim. Bir daha toplanalım. Bu çevre yolu imarını yapıyoruz. Büyükşehir'le anlaştık beraber. Biz ondan yetki aldık, yapıyoruz. Çevre yolu açılacak. Önümüzdeki bir ay içinde yılbaşından önce bakan gelecek, Ulaştırma Bakanı. Sanıyorum Ocak ayında ihalesi yapılacak. Şeye kadar üniversiteye yol inecek şekilde, polis koleji değil ama üniversiteye inecek şekilde planı yapacağız. Bu köy yerleşik alanlarında planı yapmak lazım bu arada. O zaman onun için de gençlerle birlikte bir karar almak lazım. Nasıl yapılacak, kazanacağımız ne olacak, kaybedeceğimiz ne olacak, onları konuşmak lazım. Birlikte bunları planlamamız lazım. Şimdi Çobanlı'da, Çoban Özgür'de, Balaçık'ta geliyoruz. Onlarla görüşüyoruz. O plan modelini buralarda olabilecek mi? Onu da bir konuşalım. Niye yukarıya doğru çıktıkça tarım ve hayvancılık artıyor? Şehirden köye doğru bu uzaklaşma var. Köy yaşamına uygun, yani ev yapılan taksa müşteri artık köyünün ihtiyacını karşılayabilecek şekilde olmalı. İşte plansızım, kaçacak, bilmem ne, ceza yazdım, yıktım gibi şeylerle belediyeyle yüz yüze gelmemeliyiz. Plansa biz yapmalıyız, yerini yerse biz göstermeliyiz. Uyum içinde birbirine daha güzel, daha iyi yaşanabilir, daha yaşanabilir. Yaşam alanları oluşturmalıyız. Söz geleceğim ama şimdi izin istiyorum. Dualarınız kabul olsun. Hocalarımızın ağzına sağlık. Dilerim dualarınız göndermek istediğiniz yere gider. Dilerim onların ahirette yardımcıları olur, yarları olur. Öyle talep ediyorum, öyle diliyorum. İzin istiyorum sizden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öyle mi? Ya düzeni bozdum. Hocam, başkanım şurada verelim. Devam bize karşı hem beraber birliktelikle beraber. Buraya mı gelelim? Aynen aynen buradan bu şekilde. Aldım abi. Hayret tabii de. Ben eskiden Yahu ve Arif Bekme'den geliyorum. Yani Ali'yi bak. Herkes Yapacak.
kemiği alalım. Hem de şunu alalım. Şey yapalım. Alalım geri al. Hasan! Yönetim olarak gelin. Gel abi. Burak! Burak! Gönderdim ben. Masada telefonu unutan var mı? Var. Ben. Telefonu unutan. Ertan abi. Dur oğlum. Ya kutlamam mıydı ya?
Başka.
Aslan'a tartı verilmemiş. Geç arkadaşlar haydi. Geç arkadaşlar haydi. Hep beraber. Ahmet. Haydi. Sen gençlerden misin? Abi böyle çek. Emre abi git. Murat. Ne? Maçı pazarlarında eleman lazım mı? Gelebilir mi yani? Eleman lazım mı? Gelebilir mi? Pazar yani. Krap gibi sonra. Çarşıya kaçırma gitme. Sonra eleman biri yaptı. Oğlum asla. Öyle ulaşıyor. Hiç bitmez ha. Vallahi bitmez. Güzel. Yok. Ama yok. Aman aman. Şimdi ben anlamadım. Kafasını yerine başlıyor mu? Gazları kenara alın ya. Gazları uzak başlasın. Avurdan dönerler. Gazları evin önüne al. Serbest. Serbest. Hızlıya gidip getirelim. Çevirin. Güzel güne. Bana yapacağımı bulamıyordum. Geri çek herhalde ya. Doğru, tamamını bırak. Yeni çember yapacağız. Güzel bir abi. O halı sahanın projesini şimdi yolda çalışıyoruz. Çizelim diyor ne? Bastan'dan hemen sözünü alacaktı bunun da. Şimdi işi var, bir pazar getireceğim. Bir pazar komple onu. Bir iki saatini alacağız. Yeni evle yapıldı. Yeni evle var ya orada. Evlerin yanından yol geçiyor. Yerden yere. Ben ona evlere vurmayacağım. İşte daha burada gençlerin şeyleri var. Meralarımızla bir şeyler yapacağız. İbadet edeceğiz. Bunları konuşacağız. Birisi geldi işte, müşteri dönecek, yarın daha Ankara'ya gidiyor. Ama pazar alacağız sadece. Başkanım, pazarlığı gelsin. Demin diyeceğim de. Aynen, kim olur ha? Genç potansiyel olarak toplanırız. Yönetmenlik yaparım. Belli bir işare yaparım. Belli bir diyaloglar konuşuruz. İstekler, arzular yapılacaklar. Belli bir sözünü alır. Belli bir resmiyet potansiyeline gidip başkan, çizerim. Başkan, başkan toplu vermek başkan, istiyor. Buraya toplu geldi mi? Başkan diyeceğim. Bize kastırız var diyor. Bak şu yol burada nereye kesiyor bak. Hasan oğlum ya. Bak burada kesiyor diyecektim. Sen de şey yaparım ya. Bakkal orada aynı. Gel böyle kesiyor. Sen... Sen özellikle yaptıracaksın daha. Bundan sonra bir sakin. Daha kim de koyun başına geldi o ayı yaptı. Korkma. Benimle çalışmayı özledin değil mi işte? Ya sorun. Valla. Ne
işte haberim var. Ne işte haberim var. Her şey var. Arkadaşlar arkada kalmayın. Şöyle de geçelim. Şurada kalmayın. Bak şura bomba. Arkada kalmayın. Hasan Bey rica ediyorum. Tanıtır mısınız efendim? Buyurun. Burası köyün bakkalı ve eskiden kahvesi. Çocukluğumuz ve oynadığımız yer burası. Herkesin burada bir anısı geçmiştir. Kazım Bilgiç sağ olsun buraya açmış böyle bakkal kahve. Eskiden bir takım sıkıntılar vardı. Burada kahvede birleştirme olurdu açıkken. Böyle bir anısı var bizim bakkalımızın, köyümüzün bakkalı. Abi tekrar istiyoruz o günleri. Evet, doğru diyor. Ben geldim buraya 87 miydi, 89 mu? O yıllarda geldim. Tamam, Hüseyinler, Mustafa'lar falan o zamanlar beni getirmişti buraya. Öyle hatırlıyorum ama büyükler... Burada gençler oturduk burada, çocuklar oturduk. Öyle miydi? Sen daha iyi bilirsin benim o zaman geldi mi? Hatta büyükler oynuyordu, biz oynayamıyoruz yani. Büyükler i̇nşallah, var. İnşallah daha güzeller olacak, devam olacak. Böyle Allah izin verirse inşallah köyümüz için daha iyisi yapılacak. Allah hayırlı etsin, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Şöyle bir el sallayalım. El sallayalım. Tamam. Buyurun. Burayı da ayrıca... Kavaklarda falan var.
İçimiz bir seni mi? Neyse tahmin yok ki adam manyak. Bir bağlı yaptım. Buranın yerine yapmadığı bir şey yapmadık. Ya güzel ceket. Ben bakkalı bekliyordum. Bunlar beni tanıyorlar. Var, projelerimiz var. Desteklemeleri diyecek, kalkması diyecek. Projelerimiz var dedi. Programı hiç bozmayın deme. Doğru. Pahalı. Sağ taraf. Abi sağ taraf. Orada şu anı çıkar. Sen dedin ya buradan döneceğim dedin ya onu şu an. Mustafa sen bu köyden değil misin lan? Benim aram bu köyden değil misin? Gelin mi? Gelin bir çekeyim mi arabayı? Van'dan geldi. Van'dan, Van'dan. Bu böyle ortamlara giremiyor şey. Yapma, sevmez. Lan korku var, şey korku. Sevmez öyle. Tabii, toplu korku. Bayan sen, değil mi? Bunu attığın zaman üzerinde kabarma korku olmuyor. Ama onu zamanla atmazsan, dediğin kabarma oluyor. Yerim sen beni tanıyor musun? Öyle görüyor işte. Hadi gel hadi. Geleceğimiz valla. Aynen. Geleceği ayna tutuyor şu anda. Güneşe doğru değil mi? Senin başlık el bu lan. Evet. Hadi kes. Burada aynen öyle. Fatocuğum helal olsun sana. Takdir ettim. Okula geliyor.
Ben olamadım. Bayağı bu üçü yan yana geldi. Ama desin bana. Köpek boşluğu olmadı. Tamam gidiyor. Festival var. Ben bir abanından var mı? Şu karşı koyuna borçluyor adamlar. Var mı? Yine mi gitti lan? Suyu gitti. Ağzını yardım. Ben sana bir yana gelirsen içerim. Lütfen okula, okulda okulundan yana. Ya. Vallahi denedim ben. Onları ben bıraktım. Ben çarptım. Hep öyle oluyor zaten. Bunlar çabuk şaşkı orayı da çeksek de ben. Baba siz de çeker araba. Barış aradı. Barış aradı sizi. Onlar köpek borcuna gitmişler. Temiz mi mi? Kaçak yapmış. Başka bir şey gece kondu ya. Desek ki. 70 senedir. 70 senedir buranın masrafı bu. Adamın ne alacağı olur da vereceğim. Doğru mu? Tamamdır. Festival hazırladı. Ne zaman? Bayramları. Ne yapacağız? Ya birinci ya ikinci günü akşam sabaha karşı 5'te diyor olacak. Nerede? Tekeköy'de. Siz deli misiniz? Aa, şey mi diyorsun? Murat gibi mi diyorsun ya? Ona sağ, gitti lan. Sağ, oğlum köpek boğuşturulur mu ya? Bu öyle bir kafa yok ya. Bu öyle bir kafa oldu. Hala fikrine bakıyorsun. Kanka İdris bize av sonradan bulduğu bir tane karası var mı biliyor musun? Köpek halkta ölecek yine aldı. Yamal! Yamal! Şurada bir resimini de çekelim. Kapıcımızı yakalım. Benim sen çık. Okumadım dedi. Abi çok geldim ama. Öyle mi? Yumuşkası ne? Yumuşkası okumadı oğlum. Batı kafası lazım. Çekersin diyor. Kameraya çık. Evet, bu gördüğümüz bizim ilkokulumuz. Bu gördüğümüz komple bu gençlik arkadaşlarımız burada okudu. İlkokulumuzu burada bitirdi. Bu da bizim çok güzel bir anımızdır. Çocukluk yıllarımızın geçtiği günler. Hepimizin çocukluğu buralarda geçti. Bugün de bunu hatırladık. İyisiyle, kötüsüyle güzel anlarımızı geçti. Ama Rabbim bundan sonra daima birlik, beraberlik ve istikam nasip etsin. Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün öğretine kısa ver. Rabbim birliğimizi daim kılsın. İnşallah bu beraberliğimiz ileriye dönük çok güzel olacak. Birlik, beraberlik olacağız. Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet arkadaşlar. Haydi devam edelim. Okulun kapısı kapalı. Onu dikkatimiz çekti meyveli. Evet okulumuza girecektik. Kapısı kapalı. Şimdi yukarıda meramız var. Oraya gidiyoruz. Haydi. Allah'ın yazı Tuzla. Hadi bir şey var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani yola kadar Ahmet abi de var. Bir de var ya burada. Bir de var ya burada. Bir de var ya burada.
beraber geldik buraya. Bireyim ya topçuları hep beraber. Bir de yaran böyleyken böyle. Ama çal baba. Aram yemeyen adam çok lan güzel. Adama söyle. O da tamam dedi de. Bir de abi seni aldım. Orada da kullandım. Orada da kullandım. Allah. Şehadet mezarlığımız haber var. Biri yukarıda, biri de aşağıda. Şey ya, oralarda da falan sıkılmıyor. Ekranı cennet olsun. Müşterimizi. Amin. Cümle. Amin. Bize değiştirelim. Bize değiştirelim. Bize değiştirelim. Aşağıya bir zaman. Bakma nesillerin unutuldu diye ya hoca. Nesillerin unutuldu. Bize de bir fark yok. Aynen burada yeni taş var. Niye ya? O adamlar işte. Çok eski araçlı. Tam tabii ama o zamanlarda var o. Bu şey vermişler kameraya çektim işte. İşte orada da bakalım. Yine çekmiyor oğlum. Çeksene abi. Öyle, öyle kudramı çekiyor. Boş yürü. He. Ama bunu bize özel at. Abi bu fotoğrafları nereden alabiliriz? Başkandan. Baktılar ya arabanın altını vuruyorlar. Büyük yollar açtılar. Çok güzel yok. Sabit falan geldi ama hiç evinen işi olmuyor. Televizyona çıkacağım. Bana göre bak. Saçlarımızı uzat. Her yere. Nereye istiyorsunuz? ATV. Nerede bir olsun? Kanalda olsun. Çok sen hep sayrısın sen durumun yok. Işığı aç aç. Aç aç. Erdin abi şeker hastasıymış ya. Plaman aşağı geleceğiz. O da var ya. Başka sandalye mi?
Çıkana göre. Abla kaç oturuyoruz? Gelin arkadaşlar. Hep beraber oturalım. Başlayalım. Abla yapın da çepemde söyle. Abla. Oturalım mı? Alır mı öyle? Yok oraya alıp illa buraya alacaksın yani sen. Yapma. Allah. Bayram olsun benim de. Bayram bunu uzun ama bayram biliyorum. Önce başla bak. Rahatsızlığım motor yüzünde. Durmuş gel durmuş geç şuraya geç. Geç çık lan orada. Geç. Geç buraya gel oğlum. Gel bu. Video mu alıyor şu anda? Aşağı indin. Burası Tuzla dediğimiz meramız. Köyümüzün yaylası. Çocukluğumuzda top oynadığımız yer tam şurasıydı. Düz olarak görünen yer. Göründüğü gibi. Yani her bir birey buradaki bulunan her bir kişi orada emin ol ayağı da sakatlanmıştır. Yeri gelmiş bağırmıştır. Yeri gelmiş sızlamıştır. Yeri gelmiş tartışmıştır. İyisiyle kötüsüyle güzel anların geçtiği yerdir buralar. Buralar çocukluğumuzda çok farklıydı. Cıvıl cıvıldı. Ama zaman geçtikçe bizler biraz geri durdukça bunlar çok körlendi. Allah'ın izniyle bu zamandan sonra, bugünden sonra itibaren birliktelik, beraberlik ve daha iyi bir günlere getirmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah. Rabbim birliğimizi daim kılsın diyorum. Amin. Öncelikle hayırlı olsun. Allah mahcup ettirmesin. Şimdi derneğin amacı, gayesi, ideali nedir? Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe, kinin, nefretin, hasretin olmadığı, başarı varsa beraber var. Biz namazda bile tek başımıza namaz kılarken İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn deriz. Ne, anlamı nedir, mali nedir? Yani Ya Rabbi biz yalnız sana dua ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Biz vardır, ben değil. Yani çıkarcılık, menfaatçilik yoktur. Ne var ise beraber vardır. Ne var ise acı da varsa, tatlı da varsa, güler yüz de varsa, sevinç de varsa beraber vardır. Şimdi Cenab-ı Allah bu kainatı nasıl yaratmış? Herkesi birbirine muhtaç bir şekilde yaratmış. Düşünün ki tohum toprağa muhtaçtır. Toprak neye muhtaç? Yağmura muhtaçtır. Yağmur neye muhtaç? Buluta muhtaçtır. Bunlar olduktan sonra ne oluyor? Toprağa atılan tohum yeşeriyor, başak veriyor. Yeterli mi? Değil. Devamı nasıldır? Bir değirmene muhtaçtır. Değirmeni döndüren nedir? Sudur. Suya muhtaçtır. Ondan sonra un olur. Un olduktan sonra hamur yaparız. Bu neye muhtaçtır? Sobaya, fırına muhtaçtır. Cenab-ı Allah her şeyi birbirine muhtaç yaratmış. Fakiri zengine muhtaç yaratmış. Eşi eşe, evladı muhtaç yaratmış. Komşu komşuya muhtaç yaratmış. Ne deriz biz? Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
madem ki biz işte derneğin gayesi, amacı bu nedir? Değerli cemaatim, kıymetli arkadaşlarım, sevgili abilerim, madem ki biz bu dernek kuruldu, Allah mahcup ettirmesin, bu derneğin amacı köyünüzü, mahallenizi daha iyi tanıtmak, daha iyi yerlere getirmek. Şunu ben her zaman söylerim, cami cemaatimi de derim. 70-80 yaşındaki adama ben efendiliği, ahlakı veremem. O adam alacağını almıştı. Ama şu sizler gençlersiniz. Siz yeri geldiğinde babanızdan, yeri geldiğinde dedenizden köyün birliği ve menfaati için, çıkarı için bir iş yapılıyor değil mi? Bu köyün menfaati nedir? Bu mahallenin köyün çıkarına var ise, çıkarına geliyor ise senin büyüğün ne gerek varmış? Bunu da gerek yok. Yani böyle kelimeler kullandığı zaman gençler olarak sizlerin dur baba, dur. O devir bitti. Artık öküzle, sabanla, çift günle devri bitmişiz. Geride kalmışız. Saygılı olacağız, sevgili olacağız ama değer vereceğiz. Ama köyün menfaatini olduğu zaman, çıkarı olduğu zaman bazen babamıza, bazen dedemize, bazen yakınımıza dur demeliydi, bilmeliyiz. Siz gençler olarak birlik ve beraberlik içinde olursanız, güçlü olursanız, inanın bana önünüzde hiçbir engel olamaz, olmayacaktır. Yani siz ne kadar güçlü, sağlam olursanız, bir fidanın ağacı, kökü ne kadar sağlam olursa olsun, dalları mühim değildir. Yerine dal büyür. Onun için siz sağlam duracaksınız. Siz dimdik duracaksınız. Siz artık zaman teknoloji zamanı. Zaman ilerleme zamanı. Zaman makineyle iş yapma zamanı. Artık geride kalan kalmıştır. Önünüze bakacaksınız. Ufkunuz açık olacak. Zamana göre hareket edeceksiniz. Ayrılmayacaksınız. Eğer ki bir yerde bir yanlış var ise, bir hata var ise eleştirerek değil, yani eleştireceğiz. Ama nasıl eleştireceğiz? Olumlu eleştireceğiz. Ben diyorum ki bu köye örnek veriyorum. İşte bir cenaze morkumuz lazımdır dedim. Adam dedi ki ne gerek var, filancı köyde alırız. Değil, gerek vardır, örnek veriyorum ben size. İşte biz ne yapacağız? Büyükler karşı çıksa da siz olumlu ise o iş, dimdik duracaksınız ve yeri geldiğinde karşı gelmeden, ağrısı gelmeden konuşarak, muhabbet ederek ne yapacaksınız? Bu için olumlu olması için gereken şeyi yapacaksınız. Benim söylemek istediğim, söyleyeceğim bu kadar. Yani siz dimdik durun, beraber durun, başarıyı beraber yakalayın. Ben yok, biz var. Biz olduktan sonra demiş ya adam, ailenle bir ol, köye karşı gel, köyünle bir ol, şehre karşı gel. Tabii karşı gel derken o anlamda demiyorum. Gidin isyan çıkarın demiyorum. Yani ailenle bir olacaksın, mahallenle bir olacaksın, köyünle bir olacaksın. Evvelallah yapamayacağınız hiçbir iş yoktur. Önünüzde hiçbir engel yoktur diyorum. Cenab-ı Allah tekrar sizleri birlik ve beraberlik içinde kardeşçe güzel işler yapmayı nasip eylesin diyorum. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Ve bu köy için, bu mahallemiz için kuruluşun anından şu ana gelinceye kadar dünyadan ahirete intikal eden bütün ölmüş emri ruhu için Allah rızası için El Fatiha diliyorum. Sallıyorum hocam. Hayırlı uğurlu olsun.